Herkese yeniden selamlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Nasıl böyle challenge gri rengin yeni bölümündeyiz. Bu bölüm neler yapacağız? Şimdi artık birazcık daha böyle sevgili olaylarına falan girmemiz gerekiyor. Çünkü şu an bu şarkı söyleyen, kötü şarkı söyleyen güzel evladımızın 3 tane başarısız ilişkisi olması gerekiyor. Ee, önceki bölümlerde falan çok kişiyle tanışmadık. Komşumuz vardı. Aa komşumuz buradaymış. Ve aramızda bir şeyler olmuş. Peki komşumuzla şey mi yapsak? Sohbet mi etsek? Daisy. Daisy gelmiş ama ben Daisy'nin saçını ve ayakkabısını silmişim. O yüzden böyle sokaklarda kalan biri gibi geldi. Ben de diyorum bu kim? Kaçıncı seviyedeyiz biz bu arada? Dördüncü seviyedeyiz. Aslında ben komşuyu yakalamaya çalıştım da komşu gitti. Biz onu ziyarete gideriz. Zaten onların evine de daha önce gitmemiştik bu arada. Dördüncü seviyedeyiz ama bunu bugün beş yapmamız gerekiyor. E, e, şey tamam bu kadar yeter çünkü çok fazla gürültü. <laughs> Neyse ben e, Pickles'ın... Pick... Pickles. Pardon. Pickles'ın kulaklarını düzenledim. Çünkü yani kulaklarının ilk halini daha çok beğenmişsiniz. O yüzden e, ben de düzenledim. O eski haline çevirdim. Ama o kadar tatlı bir ya kedi ben. ki yani gerçekten gri renk ona çok yakıştı. Ve... Ludo bizi dışarıya takılmaya çağırmış ama ben komşuya gideceğim, o yüzden şu an maalesef gidemeyiz. Bak, bak, bak neler yapıyor, güzel çocuğum, kedicik. Ah, şunlara bakın. Ah, komşumuz evde. Neyse, şimdi komşumuzu ziyarete gideceğim de ben. Zaten sürekli yanımıza gelmeye çalışıyormuş gibi bir hava havası var. Burada bir hemen bir duş alalım. Yemek yememiz gerekiyor. Belki yemeğimizi komşuda yiyebiliriz. Evet böyle bir şey yapabiliriz. Kendisi dışarıda ıslanmış galiba dışarıda yağmur mu vardı? Biraz yağıyor. Aynen. Şimdi ben başka birileriyle de tanışmak istiyorum. Yani ben buralara bir sürü sim attım ama nereye gönderdiysem artık çok göremedim yani. Bunlar ne yapıyor? <laughs> Bu ne? <laughs> Çok saçma bir duruşları yok mu şu an? Zaten yağmurda ıslanmışsınız. Ne yapıyorsunuz? Ee, etrafta hiç yeni sim yok. Yani kadın sim bakıyorum ama şu an için yok. Zaten yağmur da var. Yani ne yapsınlar? Herkes kaç, kaçıyor bir yerlere. Neyse ben komşuya gideyim en iyisi. Ee, nerede bizim çocuğumuz? Evet buradaymış. Duştaymış. İş, işte şey yapmamız gerekiyor. Kaçıncı seviyedeyiz? 2. Bunu 10'a kadar getirmemiz lazım ama gayet iyiyiz. Yani bu 3 gün içerisinde kesinlikle bir terfi alırız diye düşünüyorum. Sürekli zaten çöp çıkarıyor. Bizim oraya gitmemizi istiyor olabilir. Ee, zaten onun apartmanı oldu. Yani onun dairesi olduğu için kendim gideceğim artık. Hadi bakalım gidiyoruz. Bir bakalım Hem evlerini falan da görmüş oluruz. Bir ziyaret etmiş oluruz belki aramızda bir şeyler olabilir. Çünkü bir sürü çocuğu olacak kendisini. Yani Niko'nun birden fazla çocuğu olması gerekiyor. Çünkü çocuklarıyla güzel vakit geçirmesi gerekiyor. Ve neredeyiz? Yine aynı <laughs> Yine aynı yerde olmamıza ne diyorsunuz? Ne oldu? Heh tamam neyse. Ve geldik. Burası güzel güzel. Bizim evden daha büyük, daha geniş bir yer burası. Ya, ben de. Ben de. Merhaba acaba ee, şey nerede? Aa, bizim aramız çok kötü. bayağı kötü hem de. Peki diğer kız nerede? Yani sen en son çöp atıyordun. Nereye gitmiş olabilirsin ki? Diyelim neredeyse hemen buraya gel. Başka kimi tanıyoruz biz? Ludo var. Eee... Fernando. Yok tamam neyse. Christina gelsin. Evet Christina'yı bekleyelim. Ben buzdolabından atıştırmalık ne alabilirim acaba? Hani kimsenin kızmadan hani yiyebileceğim bir şey olması gerekiyor. Tamam. Christina gelene kadar yemeğimizi yapalım. Ee, sonra Christina'yla ile artık bir bakalım aramızda bir şeyler olacak mı? Ki geldi. Güzel. a Neden? O zaman sen bize yemek yap. Lütfen. Şu an çok üzgünüm. <laughs> biz zaten yakın zamanda promosyon almışız. İkinci seviyeye daha yeni mi geldik? Peki. Ne, ne yapalım? Hediye arkadaşça bir hediye mi versek ilk önce? Baya bir şeyimiz var. Yalnız bizim bu arkadaşla hiç fotoğrafımız da yokmuş. Fotoğraf çekinebiliriz yani. Gelebilir misin? Gel get to know yapacağım. Geralt'la aramız neden kötü? Benim bir bakmam lazım. Siz evli miydiniz? Bekar mıydınız? Onu şu an çok hatırlamıyorum. A para isteyelim. Parası var mı? A yağmur hakkında konuşalım. Nikocuğum şuraya mı otursam burada sohbet edin. Nikon'un oraya oturması için 10 milyon şey yapması gerekiyor. Daha sonra oraya oturacak. Niye böyle konuşuyorsunuz? Lütfen. Ha tamam geldi. Hayır. Ha hediye verecek. Ve ne bana oyuncak mı aldın? <laughs> Neyse şimdi tabii çocuk istediğimiz için çünkü arada bir kendisi çocuk da düşünüyor. O yüzden belki ondan çocuk istiyor olabilir. Bu yüzden böyle bir hediye vermiş olabilir elbette. Fakat bizim dışarı çıkıp yeni hanımefendiler de tanımamız lazım. Nasıl yapacağız onu dışarı çıkmamız lazım. Ama saat Bayağı bir geç oldu. Neyse bu kız nereye gidiyor? Benim bu kızı yakalamam lazım. Bize kitaptan bir şey gösterecek herhalde. Gel biraz şey yapalım. Romantik şeylerden bahsedelim. Diye, diğer arkadaşla hiç konuşmuyorum. Çünkü aramız çok kötü. Aa sen de spor salonundansın. Şey yapalım. Tartışmaya girelim iş hakkında. Aynı, aynı spor salonunda çalışıyoruz. Kristinacığım buraya gelebilir misin? Flört edeyim bakayım nasıl bir nasıl bir cevap verecek bize? Kristina da bize bir şeyler hissediyor olabilir çünkü bayağı böyle olumlu bir şekilde karşılık verdi. Ama ikisinin arasında ne var? Bunu merak ediyorum. Önceki bölümde hatırlarsanız çok fazla gürültü vardı ve yani şu arkadaşın dışarı çıkma kıyafeti çok tuhaftı. Yani gerçekten en efsane an orasıydı herhalde. Ee, başka ne yapsak? Artık direkt şey mi yapsak acaba ya? Bence direkt böyle şey yapalım. Olaya girelim yani. Mesela riskli bir soru sor. Çocuk isteyip istemediğini falan soralım. işte çocuklardan... Bu çocukları seviyor mu, sevmiyor mu diye. Ee, sonra... Romantik olarak... Bir soralım evli mi bekar mı? Daha önce sordum mu hatırlamıyorum. Ha şey, çocukları seviyormuş. İyi güzel. O zaman çocuğumuz olabilir bu hanımefendiden. Aa ha, pardon dur oraya tıklamayacaktım. Neyse. Tamam, şey bekarmış. Sevgilisi falan yokmuş yani. O zaman bu arkadaş kim? Şu an kim ne yapıyor? Biz şu an kime kuru yapıyoruz? Umarım senin aramızda bir şey yoktur, tamam. Sarılma, romantik selfie, evet selfie olsun. Ee, hangisini yapsak? Normal, şöyle bir selfie yapalım, bakalım. Umarım güzel bir şey olur da. Uuu, şuraya bakar mısınız? Efsane olmadı mı? Çok güzel. Şöyle yapayım da. O kadar güzel bir poz yakaladım ki şu an. Harika. tane falan da fotoğraf çektim. Bir tanesini buraya bırakayım ben en iyisi. Neredeydi? Evet burada. Diğerini zaten şey yaparız. Kendi evimize alırız. Seksi poz ver Nikocu. Evet şu an aramızda baya bir şeyler olmaya başladı. Riskli. En sevdiğim şeylerden bir tanesi. Riskli bu. Hu. Yani her şey olabilir. <laughs> Hadi bakalım. Ve gidiyoruz. Yalnız daha sevgili olmadık ama yapacak bir şey yok. Evet ve ilk vuhuları. Bakalım nasıl olacak? Bir çocuğumuz olacak mı, olmayacak mı? Merakla bekliyorum. Onlar orada vuhularını yapsınlar. Ben de şu fotoğrafımıza güzel bir yer bulayım. Aa tamam bu güzel. Evet burası güzel. Hatta şöyle yapalım. Böyle olsun. Gayet güzel oldu. Çok güzel bir fotoğraf oldu bence. Şeyde kullanmadılar. Yani kendilerini korumak için hiçbir şeyde kullanmadılar. Şimdi buna bakabilirim ama Neyse gel bir first kiss yap. Şimdi bakmayacağım ama hamile olup olmadığını. Sürpriz olsun. Böyle videonun sonlarına doğru falan bakarız. Tamam. Sevgili miyiz? Sevgili değiliz henüz. Arkadaşlığımızı da ilerletmemiz gerekiyor gerçi. Arkadaşlığımızı henüz ilerletmemişiz. O zaman şöyle yapıyorum. Bir de bir arkadaşlıkla alakalı bir şeyden yapalım da. Ondan sonra artık evimize gidelim. Çünkü saat kaç olmuş şu an fark ettim. Kristina gerçekten çok güzel bir geceydi. Teşekkür ederiz. Ee, harika bir gece oldu. Bir de masaj şeyi yapalım. Sonra artık evimize gidelim. Neden? Çünkü yarın iş var. Yarın işten sonra dışarı çıkarız artık. Yani bir gidelim. Spor salonuna gidelim. İşte sonra kendimize. E, yani biraz şu şarkı becerimizi, şarkı söyleme şeyini de ilerletmemiz gerekiyor. Onları halletmek için dışarı çıkarız. Peki bu Ne? <laughs> Bu aşıklara ne diyorsunuz? Sadece çok fazla uykumuz var ama uyumadan önce şey mi yapsak acaba? Yani şuradan birazcık daha koşsak mı? Gerçi bizim koşuya çıkmamız gerekiyor. Egzersiz. Evet yarın kesinlikle spor salonuna gitmemiz lazım. O zaman uyuyalım. Aynen. Önce dişlerini fırçalasın. Sonra uyuyalım. Neredesin? Nerede miyavlıyorsun? Hadi gel gel uyu artık burada. Allah'ım ne güzel oynuyor kendisi kadar zaten. Nereye koşuşturuyor? Ha, yemek yiyecek. Ee, evet sabah kaçta başladı işimiz? 9'da ve 5'e kadar. İşten gelir gelmez yemek yeriz, duş alırız sonra dışarı çıkalım. Hem spor salonuna gideriz hem de bir şarkı söyleyebileceğimiz karaoke bara falan gideriz ki... premier de varmış. Ee, i̇kisini yapmamız gerekiyor ve ne çabuk iş geldi. <laughs> İyi hadi git bakalım. Ne oldu? Neyin var? Tuvaletin mi var? Gel, sana yardım edeyim. Gelsene. Heh tamam şimdi geliyor. Sen iş yerinde çok çalış ki bize terfi getir. Şimdi ben Niko'nun işten gelmesini bekleyeceğim. Havada baya güzel ama sonbahar geldi çok mutluyum. Aa burada biri var. Ve soğuktan donmak üzere olan biri. Mi? Holi. Havadan mı böylesin Holi? Hayır. Holi uzaylıymış. A, pardon. <laughs> Kendisi bir uzaylı. Havadan öyle zannettim de değilmiş. İşten gelsin de birazcık dışarı çıkalım bir insan yüzü görelim yani bayağıdır yani evdeyiz gibi hissettim. Birileriyle tanışmamız lazım acilen. Bunlar kim? İşte bunlar burada böyle bekliyorlar. Kuşlar burada böyle takılıyor. Keşke şuralara da gidebilsek. Şuraya bakın ne güzel. A, su yok. Burası ne böyle? göl gibi de değil de gibi. Etrafı daha fazla keşfetmeme gerek yok. Nikon'un işten gelmesini bekleyeceğim. Saat 5 olunca tekrar görüşürüz. Ve işten geldik. 152 Smiley'ın bize para getirdi. Henüz terfi yok ama daha yeni terfi almışız zaten. Baya iyiyiz. Bugün değil ama yarın belki terfi alabiliriz. Evet şimdi ne yapalım? Öncelikle nereye gidiyorsun? Spor salonundan gelip pizza yemesine ne diyorsunuz? Şurayı bir temizleyelim. Burada güzel bir duş alalım. Sonra burada dişlerimizi fırçalayalım. Kedimizin mama kabına da dolduralım. Kedimiz nerede? Tamam, kedimiz burada uyuyor. Yalnız sen niye sürekli çocuk düşünüyorsun? Tamam merak etme çocuğun olacak <laughs> en yakın zamanda. Çünkü o gerçekten de çok fazla kalabalık bir aile istiyor, bir sürü çocukları olmasını istiyor. O yüzden bugün hani Kristina'dan olmasa bile artık birinden yani başka birinden bir çocuğumuzun olması lazım ya yani bugün bunu yapmamız gerekiyor ki bir sonraki bölüm hani şey olsun artık doğursun. Ee, şimdi saat kaç oldu? 6.30 Yani biraz uykumuz var ve acıkmışız. Pizza yiyecekti. Ne oldu? Pizzayı yemedi galiba. Buzdolabında bir şey var mı? Buzdolabında pizza varmış da şunu da çıkaralım şöyle kalsın. Aa hasta oluyor. Hayır. Keşke bu olmasaydı. Ona bir ilaç alalım. Ludo? Ludo gel buraya gelmek istiyor. Onunla birlikte de çıkabiliriz de gerçi Bakalım. Heh tamam şimdi yemeğini alacak. Ludo da geldi. Eee Clement ne? Noel Baba. ha <laughs> bir saniye. Evet şimdi bize bir mirastan bahsediyor. Eee ve bunu çok büyük büyük birinden işte para kaldığından. Fakat ben şimdi direkt parayı istersem ne olacağını biliyorum. Ama eğer ki koşulları sorarsam ne olacak bilmiyorum. Buraya tıklayalım. Oo, Direkt parayı verdi. Aa, çok iyi oldu. Oo, tamam diyor aferin çok zekice bir hareket yaptın falan dedi bize. Çok güzel oldu çünkü parayı direkt isteseydim beni işte şey yapacaktı. Biriyle evlenmek zorunda kalacaktım ve yani şimdi challenge'ın şeyine de ters olmak istemiyorum ama belki Kristine'i de yanımızda çağırabiliriz. Evet, böyle bir şey yapabiliriz. Şimdi nereye gideceğim? Evimizde, evimizin yakınında bir yer vardı. Oraya daha önce gitmemiştik. Ee, orası tam olarak nerede kaldı? Şu an neredeyim ben? Ha, şurası. Tamam. Şuraya gidelim. Evet, buradaki karaoke bara. Kimler gelsin? Kristina gelsin ve Ludo gelsin. Önce şuraya gelip şey mi yapsaydık, bir şeyler mi içseydik? Aynen gel bakalım burada. Paramız da var. Evet bize para geldi. Bunu kutlamalıyız. Hadi gel şunlardan için. Barman bugün bize baya bir para geldi. Bunu kutlamamız gerekiyor. Bize en pahalı içkiyi ver. Bir bakalım şöyle etrafta kimler var. Ee, şurası. Burada kim var? Burada tanıdık kimse yok. Üst kata bakalım. Ya karaoke bardıysın, neden televizyon izliyorsun? <laughs> Bu nedir yani? Yalnız baya güzel olmuş. Şuraya falan bakar mısınız? Tam bir loca Burası bildiğiniz loca yani. Çok güzel. Şuraya gelebiliriz. O harika. Evimizin yakınında muhteşem bir yer indirmişim ben. Yani burada DJ de gelebilir, ee, karaoke falan da yaparız zaten. Çok güzel oldu. Peki şu an yeni kişiler gelirse çok çok daha iyi olacak da bekleyelim bakalım kimler gelecek. Acaba biz seninle sevgili değildik galiba değil mi? Flört edelim. Şu içkiler bizi şey yapabilir, sarhoş edebilir bu arada. Sarhoş ederse daha iyi olur. Biraz arkadaşlıktan ilerleyelim. Arkadaşlığımız çok geride kaldı bu sefer de. Dur, ona şaka falan yapalım. İşte uzaylar hakkında konuşalım. Hatta uzaylı görmüştük. Ondan bahsedelim. Ee, sonra başka bir sim hakkında da konuşabiliriz. İşte hangisi olsun? Geralt. <laughs> Onun hakkında konuşalım. Sanırım Geralt'ı çok fazla tanımıyor ve çok meşgul olduğunu söylüyor. Meşgul olduğu için de hani onu tanıyacak vaktinin olmadığından bahsediyor. Yanlış anlamadıysam. Neden burada hiç kız yok? Hep erkekler var. Aslında Ludo'nun da hayatında birazcık böyle düzenleme yapmak istiyorum ve Ludo da hasta olmuş. Yani sonraki bölümlerde falan Ludo'nun böyle evine gidelim, Ludo'nun mutlu olduğunu görelim istiyorum. Bunu diğer bölümlerde yapabiliriz. Ona güzel bir ev buluruz. Aynı şekilde ona güzel bir eş buluruz ya da ne bileyim yakın bir arkadaş buluruz. Hani onun da hayatı böyle güzel gitsin. Çünkü bize ne olacak <laughs> asla belli değil. Bari Ludo mutlu olsun. Arkadaşlıkta falan baya ilerledik galiba. Biz hala sevgili neden olamıyoruz? Abi premier hakkında şey yap. Ee, ve neredeydi? Şuradan flört var işte. Hadi öpsün bari. Burada biri var gördüm. Ve bu kimse bu, bu arkadaş hamile. Evet sen hamilesin. Sen kimsin? Mio. Mio mu? Biz de karaoke yapalım. Hadi bakalım. Üst katta güzel bir loja vardı. Oraya gidelim. Eğer kimse kapmadıysa. Aa, pardon. Öptün galiba. Ben orayı kaçırdım. <laughs> Önemli yeri kaçırdım. Aa, sevgilim olur musun de. Hey, gitme. <laughs> Neyse. Bu arada kızımızın ayakkabısı yok. Ah, neredesin? Gelsene Kristina çok uzakta olduğu için çağıramıyorum. Tamam başladık. Ne? Gider misin şuradan? Yine bir şey iki eküre. <laughs> bu arkadaş bizi dinliyor. <laughs> Christina neredesin? Sana şarkı söylüyoruz. Christina haricinde herkesin gelmesi peki. Christina. Christina yok. Evet güzeldi gayet harika fakat e, asıl kızcağız da hasta oldu asıl arkadaş yok dörtteyiz hala çok ilerlememişiz ve Christina ne nedense gitti galiba yani Christina'yı görmüyorum şu an evet maalesef gitmiş tamam buradan hızlı bir şekilde spor salonuna gidelim e, spor salonunda neredeydi bizim salon? Ha şuraya bir gidelim. Evet geldik. Şimdi paparaziler falan var tabii ki her zamanki gibi. Ama ben bunu bir düzenleyeceğim. Çünkü çok fazla şey geliyor buraya. Şunu bir kaldıralım bence. Buldum Richard. Aa Richard gerçi bizim tanıdığımız. <laughs> Richard da buraya gelmiş. Hadi bakalım Nico. Nico baya enerji hissediyorsun. Şu an bu enerjini kullanman lazım. Koşmamız da gerekiyor da. Yok oradan değildi gerçi. Şey. Daha henüz koşu yapmamışız. Ee, koşu da yapacağız. Sonra işte farklı farklı egzersizler de yapmamız lazım. Ve başka karizma seviyesini ikiye getirmem gerekiyor. Karizmada kaçtayız? Oo çok kötü. Birdeyiz. Tamam. Bugün bugün şu e, sevgili olayını çözelim de bir sonraki bölüm artık şey yaparız yani bu kariyer konusunda Kendimizi bayağı bir ilerletiriz ki da çok iyiyiz hani kısa sürede bayağı geliştik. Bunu yapsın be. Ee, müzik tabii ki çok seviyor kendisi. Sonra işte gel bakayım burada birazcık koş onu bırak. Peki bu nedir? Hani bunu niye bu kadar uzaya kadar çıkarıyor? Tamam şunu da yapalım. Sonra ne oldu? bir tane Fitness 6'da mıydı? Evet 6'daydı. Bunu iki tane yaptık. Ee, başka ne var burada? Bu arkadaş kim? Ee, hayır az önceki arkadaş. Ee, gel gel burada biraz basket çalış. Burada hala yapmadığım şeyler var çünkü. Şu an fitness'ı arttırıyor musun? Arttırıyorsun tamam güzel. Nasıl yuh ne çabuk yediye geldik yani. Gelmedik ama gelmek üzereyiz. Güzel güzel tamam. Diğerini yapalım. Şu en son ne yapmıştık bunu tamam onu da yapacağız. Harika. Baya baya güzel. Ve 7'ye geldik sanırım. Şunu da yapsın da. Bravo. Bravo çok başarılı biri kendisi. İşte 7'ye geldik galiba. Evet 7'deyiz süper. Bir sonraki bölüm belki bunu 8 veya 8 kesin de 9'a kadar getiririz. Aa ünlü biri daha geldi. Tamam onu bırak. Bu arkadaş kim? La Lakeshia. Ama bu nedir? <laughs> ne kadar çok kızması var, piercing'i var. Çünkü aslında tarzın yani şu tarz iyi. Yani çok fazla benzemiyor gerçi kıyafetler birbiriyle uyumlu değil ama iyi bir şey çıkar bence Lakeshia'dan. Başka kim var? Burası bayağı dolmaya başladı çünkü. Burada başka biri yok. Üst katta biri var mı? Üst katta da yok. Aa burada bir hanımefendi daha var ama kendisi tinmiş. Ben doğru mu görüyorum? Saat 5. Hemen acilen eve gitmen lazım. Çok fazla abarttık saati. Baya uykusuz kaldık ama neyse artık yapacak bir şey yok. Hemen eve gidelim ve güzel bir uyku çekelim. Günaydın ve saat 7 oldu. Uyandık çünkü eve baya bir geç geldik. Yani hemen uyumamız gerekiyordu. Neyse uyandık böyle flörtili bir şekilde. Hazır böyle hissediyorken bence şeyi çağırabiliriz. Christina'yı çağırabiliriz ama Christina neredesin? Christina'yı sanki az önce burada görmüştüm galiba. Ben bir mesaj atayım ya da çağıralım direkt. Evet Christina gelsin. Hatta şu Lakeşya da gelsin. O da yani onunla bir arkadaş olalım ya. Ben onu kretesim ekranında düzenlerim. Çok hoş bir kız olacak kendisi. Gerçi başka kızlar ya çok kişi yaptım ama hala göremedim. Gel bakayım günlüğüne bir şeyler yaz ki herkes de geliyormuş. Aa merhaba. Ellerini ne? Gel gel öp ellerine. Niko ne? Neyse. Ne yapıyor bu kız? Ke ne? Ne? Kendi kendine vuhu yapıyor. Christina ne yapıyorsun? <laughs> Aa çok tuhaf şeyler oluyor şu an. Yalnız bu kız bu kız nereden geldi? Hangi dünyadan gelmiş olabilir? Tüh şey de başlıyor. Ee, peki bizim aramızda bir şeyler var mı? Bizim aramızda bir şeyler olmasın ya vazgeçtim. Şu an çok üzgün kendisi. Sevgilisinden yeni ayrılmış anladığım kadarıyla. Evet evet yok vazgeçtim sen git. <laughs> Bu kız niye böyle bir şey yaptı? Abi. Ve neden şu an böyle çıplaksın? Gel bakayım ee, bir romantik. Aa sevgilim olur musun? Evet artık lütfen. Dur bir saniye bir saniye. Üzerini değiştirmem lazım. Dün kıyafetleri nerede bu kızın? Ben her şeyi şey yapmışım galiba silmişim anladığım kadarıyla. Ha tamam sevgiliyiz. Neyse ki. <laughs> Peki. Başka. Aa serenat yap. O kadar şey <laughs> İlerledik. Şarkı söylemede. Kız hamile mi? Değil mi? Try for baby yapsak? Neden olmadı? Flirt et. Daisy. Christina'nın ne kadar tatlı bir kız olduğundan bahsediyor. Yani ilk sevgili olacağımız kişinin bir komşumuz olması bence gayet olumlu. <laughs> Aa gözlerine... Ah be. Kendisi işe gidiyor ama ben çok merak ettim. Bakacağım. Şöyle bir takip edelim bakalım. Bizim kedicikle de arası çok kötü. Çünkü bizim kedimize bağırmıştı. Yani kızmıştı ona. Bir bakalım. Şuradan bakacağım merak ettim. Gel bakalım. Yes ve hamileyiz. Yani hamileyiz derken hamile bırakmışız. <laughs> ve bir kız bebeğimiz olacak. Ah harika. Birinci evresinde e, bir tane kız çocuğumuz olacak ve Nico'dan hamile. Güzel 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 tamam sevindim. Ve bir kız çocuğumuz olacak. Bu da çok tatlı bence. Güzel. Diğer seride çünkü... Ee, hani Emel'in Legacy'de iki tane erkek çocuğumuz oluyor biliyorsunuz ki. Burada iki tane, ha iki tane nereden çıktı? Bir tane. <laughs> Kız çocuğumuz olacakmış. Çok güzel oldu bence, güzel bir haber oldu. O zaman ne yapıyorum? Artık bölüm burada bitiriyorum ve Nico işten geldikten sonra ona bu güzel haberi de vereceğiz. Bir sonraki bölüm artık senin doğurman için bekleyeceğim Kristina. Yani bizim birden fazla çocuğumuz olacak ve yani bir sürü çocuklarımız olabilir. Ama tabii ki de başarısız ilişki olacak 3 tane. Kendisi şu an baya flört hissediyor. Belki iş yerinde birileriyle flörtleşebilir. Bölüm burada bitiriyorum. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım ki bölüm beğenmişsinizdir. Ve küçük kedimiz de henüz büyümedi bu arada. Yani hala küçük bir kedi. Şu an tuvaletini yapıyor. Tuvaleti de temizlenmesi gerekiyor. Bir sonraki bölüm herhalde Epiclus'ta büyür. Yani büyük bir kedicik olacak. Artık bölüm burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.